Şimdi dedik ki üniversite bursu da tabii ki spor bir birlikte getiriyor. Bir aslında o burstan evet, birini alan Merve. Merve bizlerle. Merhaba Merve, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sana da Merve Tanyel, Fenerbahçe voleybol takımından Merve'yi tanıyorsunuz zaten aslında. Çok da adını duyurmuş bir sporcu olduğunu söyleyebiliriz Merve'nin. Ve çok da önemli bir burs kazandığını biliyoruz Merve. Senden dinleyebilir miyiz ayrıntılarını? Tabii ki voleybolun getirdiği güzellik diyebilirim buna. İşte her spor gibi voleybolda bana çok güzel kapılar açmış durumda. Amerika'dan yaklaşık 10 okuldan burs teklifleri değil de hani giriş teklifleri aldım. Üniversiteye kabuller aldım. Bunlardan örnek vermem ister misiniz? Harvard'dan bir teklif aldım. USC, University of Southern California, USD, University of San Diego, Stanford University gibi üniversitelerden kabul değil de davet aldım. Daha süreç devam ediyor çünkü. Yine tekrar söyleyeyim, voleybol çok güzel kapılar açtı bana. Bunlar, bu üniversitelerden teklifler aldım. Peki bu üniversitelere gittiğin zaman tabii ki bu sporu da yani voleybolu da yurt dışında oynayacaksın. Sonra evet, üniversite bittikten sonra tekrar ülkene dönüp şu anki kulübüne veya başka herhangi bir kulüpte devam etmeyi düşünüyor musun? Gelecek planın ne? Tekrar üniversiteyi bitirmek istiyorum orada. Eğer mesleğimin bana sağladığı çok güzel bir geleceğim varsa Amerika'da tabii ki de kalmayı düşünürüm. Veya İstanbul'da veya Türkiye'de bana mesleğimi devam ettirecek şeyler varsa İstanbul'a dönmeyi de düşünürüm. Ama şu an Fenerbahçe beni isterse ve voleybol kariyerim iyi giderse Amerika'da tabii ki de İstanbul'a dönüp Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim. Peki voleybol özellikle genç kızlarımız arasında çok tercih edilen bir spor. Ancak çok da disiplin gerektiren bir spor olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersin buradan arkadaşlarına? Ne tavsiyelerde bulunabilirsin? Voleybol sadece hani oynamakla bitmiyor. Voleybolun getirdiği hani kondisyon olur, mentalite olur, çok önemli şeyler var. Bunun için de zaten kulüplerimiz bize yardım ediyor. Şöyle bir olay var. Türkiye'de eğitimle voleybol veya spor yan yana gitmez diye bir olgu var. Fakat ben bunu tamamen yalanlıyorum. Çünkü eğitimle voleybol veya spor sen istediğin sürece, karar verdiğin sürece devam edebiliyor. Bu yüzden evet tabii ki zorluklar çekebiliyorsun ama eğer istiyorsan başarabilirsin. Evet Ahmet, senin sorun olacak mı? Ben şeyi merak ettim. Evet spor, voleybol tamam bir kondisyon sağlıyor. Fit bir vücut ama ben mental gelişime etkisini merak ediyorum. Spor psikolojisi diye bir şey var bildiğiniz gibi. Voleybolda o maçlarda oynadığın zaman hani zorluklar çekiyorsun psikolojik olarak. Seni buna hazırlıyorlar, seni biraz zorluyorlar, alışmanı sağlıyorlar. Bunun gibi zorluklar aslında o mücadele bir anlamda hayatı tanıtıyor. Aynen öyle. Öyle değil mi insana? Yani zor anlarda bir çözüm bulmak. Evet. Hani maç giderken bir anda düşerken kalkmak. Evet. Gerçekten de sadece spor dememek lazım. Bambaşka şeyler barındırıyor içerisinde. Evet. Hayatı disipline ediyor belki de. Aynen. Kesinlikle. Öyle.